Doğadaki en ilginç canlılardan biri, ürettikleri bal ile bizlere mükemmel bir ziyafet sunan bal arılarıdır. Arılar, büyük bir zahmetle inşa ettikleri kovanlarda koloniler halinde yaşarlar. Her kovanın içinde bal depolamak için yaptıkları on binlerce küçük altıgen petek vardır. Bu petekleri doldurmak için arılar, çiçekteki bal özlerini toplamak zorundalar. Yarım kilo bal üretebilmek içinse yaklaşık 4 milyon çiçeği tek tek dolaşmaları gerekir. Bu çiçeklerin yerini bulmak bile başlı başına zor bir iştir aslında. Arılar bu iş için aralarından bazılarını kaşif ve haberci olarak seçerler. Çiçek kaynağını bulan haberci arı kovana geri dönerek çiçeklerin yerini tarif etmeye başlar. Önce topladığı bal özünün bir parçasını arkadaşlarına tattırır. Sonra asıl işlem başlar, yani yön tarifi. Bunu çok ilginç bir yöntemle gerçekleştirirler. Nasıl mı? Dans ederek. Evet, inanılması çok güç ama bu dans sırasında yaptığı titreşimler bulduğu çiçek kaynağı hakkındaki tüm bilgileri diğer arılara öğretir. İşte bu noktada insanın aklına bazı sorular geliyor. Acaba bu haberci arılar kendi boyutlarıyla karşılaştırıldığında devasa ölçülere sahip arazilerdeki çiçek kaynağını nasıl bulurlar? Düşünme ve akletme yeteneği olmayan bir böcek niçin habercilik görevi yapar? Besin kaynaklarını araması ve bunları arkadaşlarına haber vermesi gerektiğini nasıl düşünebilir? Bunu düşünse bile bu dans tekniğini nasıl geliştirebilir? Kovandaki arılar bu dansın bir anlamı olduğunu nasıl anlarlar? Acaba arılardaki bu şaşırtıcı organizasyon nasıl ortaya çıkmıştır? İşte yeryüzündeki canlılığın tesadüflerle oluştuğunu iddia eden Darwin'in evrim teorisi bu sorular karşısında çaresizdir. Çünkü tesadüfen gerçekleşemeyecek kadar mükemmel olan bu özelliklerin her birini çok açıktır ki onlara Yüce Rabbimiz Allah bahşetmiştir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.